Evet, geçen hafta kinetiğe başlamıştınız. Bu termodinamikten tamamen farklı bir konu. Tabii bunlar birbiriyle ilişkili ve bu ilişkiyi ileride göreceğiz. Geçen hafta birinci derece kinetiği gördünüz. Bugün de daha ileriye giderek daha karmaşık kinetiğe gireceğiz. Bir iki ders içinde bayağı ilginç konulara gireceğimizi umuyorum. Bu daha önce görmüş olabileceğiniz bazı konuların bir tekrarı olacak. Bunu çok hızlı yapacağız. Birinci derece tepkimeleri görmüştünüz. Bugün ikinci derece tepkimeleri veya ikinci derece kinetiğe bakacağız. Burada iki tip ikinci derece tepkime var. Birincisi tek bir tepkene göre ikinci derece olan tepkimeler. A'dan ürünler şeklinde. İkincisi ise iki tepkine göre birinci derece olan tepkimeler. Bunlar da A artı B eşittir ürünler şeklinde. Bu A'ya göre bu A konsantrasyonuna göre birinci derece, bu da B'ye göre birinci derecedir. Bu ise A'ya göre ikinci derecedir. A artı A eşittir ürünler şeklinde ifade edilebilir. Tabii bu reaksiyonun K şeklinde bir hız sabiti var. Eğer hız analizini yaparsak bu işlemin hızı eksi dA bölü dt. Burada tahtaya yazmakta kolaylık olsun diye artık parantezleri yazmayacağım. Siz de yazmaktan yorulursanız ev ödevlerinizde bunu yapabilirsiniz. Bunu yazmak çok uzun bir iş. Burada A aynı zamanda A'nın konsantrasyonunu gösterdiğini anlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu K A kare olacak. Burada K'nın birimi. Burada birimleri doğru yazmak çok önemli çünkü yaptığınız hesap sonunda birimlerin tutarlı olması gerekir. Dolayısıyla K'nın birimi mol bölü litre, A mol bölü litre olduğuna göre her iki tarafın birimleri aynı olmalı. Dolayısıyla K'nın birimi litre kare bölü mol kare saniye. Dolayısıyla bu denklemin her iki yanının integralini alırsak 0 ile T ve A 0 ile A arasında A 0'dan A'ya kadar DA bölü A kare. A'lar bir tarafta, T'ler diğer tarafta. Sıfırdan T'ye kadar DT, tabi başta eksi K var. Burada da integre hız denklemi. Bir bölü A eşittir KT artı 1 bölü A0 olarak bulunur. Bu bize A'nın zamana göre değişimini verir. Bu son derece uygun bir yazım şeklidir. Çünkü zamanla doğrusal bir değişim verir. Biz de daima zamanla değişimin doğrusal olmasını isteriz. Bunu grafiğe geçirirsek bu eksen 1 bölü A, bu eksende T olsun. Burada zamanla doğrusal bir değişim vardır. Bu doğrunun eğimi K ve kesim noktası da 1 bölü A0 olur. Buyurun. K'nın birimi doğru oldu mu? K mol bölü saniye. Doğru, haklısınız. Bu denklemi sağlamalı. Aksi takdirde yanlış olur. Biraz beyin jimnastiği yapalım. Bunları silersek mol bölü saniye olur. Evet. Evet. Mol bölü saniye oldu. Teşekkürler.
Pekala. Bilmek isteyeceğimiz bir başka şey ise yarılanma süresidir. Yarılanma anında konsantrasyon A0 bölü 2 olur. Bunu bu denklemde yerine koyarsak eşittir K T1 bölü 2 artı 1 bölü A0 olur. Buradan T1 bölü 2 çözersek T1 bölü 2 eşittir 1 bölü K çarpı A0 olur. Dolayısıyla yarılanma süresi başladığınız madde miktarı ile ters orantılıdır. Birinci derece reaksiyonlarda ise yarılanma süresi madde miktarından bağımsızdı. Bu kolay olanıydı. Bundan sonraki durum biraz daha karmaşık. Reaksiyonun her iki tepkine göre de birinci derece olması lazım. Bu durumda türevsel hız denklemi eksi dA bölü dt eşittir KAB olur. Bunun çözümü biraz sıkıntılı. Önce denklemi biraz farklı şekilde yazmalısınız. Burada x harcanan A miktarı ise bu A0 eksi A olur. Bu harcanan miktar, bu başladığınız miktar, bu da elinize kalan miktar. Aradaki fark ise harcanan miktar. Burada dx bölü dt eşittir. Eksi dA bölü dt olur. Katsayılara göre A'nın harcanan miktarı B'nin harcanan miktarına eşit. Çünkü reaksiyona giren her mol A için 1 mol B kullanılıyor. 1 mol A, 1 mol B ile reaksiyona giriyor. Aynı şekilde x eşittir b0 eksi b. Bunları türevsel denklemlerde yerine koyarsak sadece x'e dayanan bir türevsel denklem elde ederiz. Bu denklemde a ve b gibi iki değişken var. Bu denklem çok karmaşık yapıyor. Bu işlemi yapmak suretiyle reaksiyon katsayılarına göre a ve b birbiriyle ilişkili olduklarına ilgili denklem dx bölü dt eşittir k çarpı parantez içinde a0 eksi x çarpı yine parantez içinde b0 eksi x haline alır. Artık elimizde tek bir denkleme bağlı olan ve bazı ufak düzenlemelerle çözebileceğimiz bir türevsel denklem var. İntegral hız denklemini çıkarmak istiyorum. İntegralini almak için x'li terimleri bir tarafa, t'li terimi de diğer tarafa alırsak 0'dan x'e kadar integral dx bölü a0 eksi x çarpı b0 eksi x eşittir k çarpı 0'dan t'ye kadar integral t çarpı dt olur. En son cebir dersinde ne zaman böyle bir integral aldınız? Bu benim için 2 asır önceydi. Bu tip bir integrali nasıl çözeriz? Bunu yapmak için kısmi kesirleri kullanabiliriz. Kısmi kesirleri kullanırsak bunun anlamı burada 1 bölü a0 eksi x çarpı b0 eksi x alırsak bu n1 bölü a0 eksi x artı n2 bölü b0 eksi x şeklinde yazılabilir. Burada n1 ve n2 değerlerini bulursak n1 eşittir 1 bölü b0 eksi a0 ve n2 de 1 bölü eksi 1 bölü b0 eksi a0 bulunur. Artık elinizde bu karmaşık kesir yerine bu toplam var ve bunu nasıl çözeceğinizi biliyorsunuz. Ancak bunu yaparken dikkatli olmalısınız. Çünkü a0 eşittir b0 ise yani elinizde eşit miktarlarda madde varsa işler karışır. Tabii bu özel bir durumdur. Bu özel bir durum. Şimdi bu özel durumlara bakalım. A0 eşit değildir B0 ise bu denklemin integralini alırsak ki ben burada
Yapmayacağım. KT eşittir 1 bölü A0 eksi B0 çarpı ln A çarpı B0 bölü B çarpı A0 şeklinde bir ifadeyle geçer. Artık ürünleri tek bir değişkene bağlı olarak inceleyemeyiz ve burada yapılacak en iyi şey özel durumlara bakmaktır. Yani sınır durumlara. Sınır durumlarında bir tanesi aynı miktar malzeme ile başlamaktır. Dolayısıyla A0 eşittir B0 ise yani aynı miktar madde ile başlamışsanız matematiksel olarak bunu incelediğimiz ilk durumdan hiç de farklı olmadığını görürsünüz. Eğer A0 eşittir B0 olarak başlamışsanız zaten kullandığınız her A molekülü başına bir B molekülü kullanmışsınızdır demektir. Reaksiyon boyunca A'nın konsantrasyonu B'ninkine eşit olur. Dolayısıyla tüm reaksiyon için A eşittir B olur. Bu bize son derece kolaylık sağlar. Çünkü buraya gidip A çarpı B yazmak yerine A çarpı A ya da B çarpı B yazabiliriz. Aynı burada olan durum ele geçer. Bu durum için eksi dA bölü dt eşittir k çarpı a kare ve bu da 1 bölü a eşittir kt artı 1 bölü a0 olur. Bunu yapmak için fazla bir matematiğe de ihtiyacınız yok. Bu olabilecek durumlardan sadece bir tanesidir. Başka bir durum ise tepkenlerden birinin konsantrasyonunun diğerinden çok çok daha büyük olmasıdır. Buna sel basması deriz. Başka bir deyişle sistemi tepkenlerden birinin oluşturduğu sele maruz bırakırız. Muhtemelen bu konuyla bu dersin sonuna doğru ilgileneceğiz. Tabii bu bir başka sınır durumudur. A0'ın değeri B0'dan çok çok büyük olsun. Bu durumda sistemi A'ya boyuyoruz. Bunun sonunda A'nın konsantrasyonu pek fazla değişmez. Çünkü sistemin tamamı hemen hemen A'dan oluşmuştur ve etrafta çok az miktarda B vardır. Dolayısıyla tüm B harcandığında A'daki değişim çok çok küçük olacaktır. Yani temel olarak A0'ın değişmediğini söyleyebiliriz. Kısaca tüm süreç boyunca A eşittir. A0 olduğunu farz etmekte büyük bir hata yapmayız. Bu işleri epey kolaylaştırır. Bu durumda türevsel denklemi A yerine B cinsinden yazarsam eksi dB bölü dt yani B'nin yok olma hızı eşittir K çarpı A çarpı B. Burada A sabit olduğundan K A0 sabit olduğundan reaksiyon birinci derece bir hal alır. Bunu çözersek, bunu tekrar yapmayacağım. Çünkü önceden yaptık. Buradan B eşittir. B0 çarpı E üssü eksi K üssü T bulunur. Burada K üssü bu yeni bir katsayı yani K çarpı A0'dır. Bunun çözümü de çok basit. Sınır durumlarını kullanmak daima çok tercih edilir. Çünkü bunlar nispeten kolaydır. Eğer tam çözüme bakarsak ve bu sınır halini kullanırsak bu durumda da bu doğru cevabı bulursunuz. Dolayısıyla ya bunu direkt kolay yoldan çözersiniz veya tüm işlemi çözerek burada gerekli varsayımları yapmak suretiyle götürenleri götürmek suretiyle bu sonuca varırsınız. Ama bu çok daha kolaydır. Bu yalancı birinci derece bir reaksiyondur. Yalancı birinci derece bir reaksiyon. Pekala, bu basit reaksiyonları bitirdik. Birinci ve ikinci derece reaksiyonlar hakkında bir sorunuz var mı? Bundan sonraki basamakta elimizde tepkime var. Gaz fazı veya çözelti fazı tepkimesi olabilir ve burada karışımın veya çözeltinin bir değeri ve T veya bir özelliği zamanla değişsin ve biz onu izleyelim. Bu özellik
spektroskopik olabilir, soğurma olabilir, görünen bir özellik olabilir ve bu özellikler tepkenlerden birinin konsantrasyonunun değişmesiyle değişim gösterebilirler. Örneğin, ürünlerin bir soğurma aralığı olabilir ve bu zamana bağlı olarak kaydedilebilir. Veya bir infrared özellik izlenebilir. Eğer gaz fazı reaksiyon söz konusuysa, elinize tepkenlerden daha fazla veya daha az ürün olabilir. Belli hacimdeki bu değerlerde zaman ile değişir. Kısaca elimizde zamanla değişen ve bize değerli çıktılar veren bir değişken vardır. Bu verilerden kinetik bilgiler elde edilir. Örneğin verilere uygun bir mekanizma bulunabilir. Bu verilerden hız sabitleri ve reaksiyon dereceleri belirlenebilir. Şimdi elimizde veri elde edebileceğimiz bir yöntem olduğunu farz edip bu verileri analiz edelim. Diyelim ki elimizde tepkenlerin konsantrasyonunun zamanla değişimini inceleyebilecek bir yöntem var. En basit durumda elimizde bir tane tepken olsun. Başka bir deyişle A ürünlere dönüşsün ve A'nın değişimini zamana göre izleyebiliyor olalım. Burada yapılacak en mantıklı şey A'nın değişimini zamana göre grafiğe geçirmektir ve neye benzediğine bakmaktır. Dolayısıyla eğer birinci derece bir reaksiyon varsa ln A'nın T'ye göre grafiğinin bir doğru vereceğini biliyoruz. Tabii bu bir birinci derece tepkime de ln A T ile düz bir doğru vermeli. Ve veriyorsa bu bir birinci derece bir tepkime. Eğer bu düz bir doğru vermiyorsa birinci dereceden tepkime değildir. Bu durumda 1 bölü A'yı T'ye karşı grafiğe geçirmemiz gerekir. Ve bu bir doğru ise bu bir ikinci derece reaksiyondur. Eğer reaksiyon ikinci derecede değilse bu değişim de doğru çıkmaz. Dolayısıyla başka derecelere bakmak gerekir. Evet, yöntemlerden biri budur. Bunun için grafiğinizde yeterli derecede nokta bulunmalıdır. Çünkü bu noktaları grafiğe geçirirken elimde ikinci dereceden bir işlem varsa bu noktalar düz bir doğru üzerine düşmeyip bir sapma gösterecektir. Başka bir deyişle birinci derece tepkimenin doğrusal çizgisiyle doğrusal olmayan bir çizgiyi ayırmak için elinizde yeter derecede nokta bulunmalıdır. Bu genellikle deneyicilerin yaptığı hatalardan kaynaklanır. Sadece başlangıçtaki değerlerine bakıp genellikle deneyiciler her şey tamam deyip deneyi durdurmaktadırlar. Ancak tüm değerlerin görünmesi için mümkün mertebe çok noktanın alınması gerekmektedir. Birinci ve ikinci derece denklemlerin arasındaki farkı göstermek için bayağı yüksek miktardaki tepkenin reaksiyona girmiş olması gerekir. Size bunu evde yapmanız için bir fırsat var. Elinize basit bir reaksiyon derecesini kullanabileceğiniz veriler var. Başka bir yöntem ise yarılanma süresinin kullanımıdır. Başlığı yazıyorum. Çoklu yaşam süresi. Eğer A zamanın bir fonksiyonu ise A1 bölü 2'nin karşılık geldiği zaman bellidir. Burada yarılanma süresinin başlangıç konsantrasyonuna göre değerine bakarsak birinci derece tepkime için yarılanma süresi başlangıç konsantrasyonuna bağlı değildi. İkinci derece tepkimeler içinse yarılanma süresi başlangıç konsantrasyonunun tersiyle orantılıydı. Dolayısıyla T1 bölü 2'yi A0 veya 1 bölü A0'a göre grafiğe geçirirsek birinci ve ikinci derece tepkimeleri kolaylıkla birbirinden ayırabiliriz. Bazen çok net rakamlar elde edersiniz. Örneğin buradan K'yı da elde etmeniz mümkün. Elinizde T1 bölü 2'nin A0'a göre değişimini veren verileri varsa sadece dereceyi değil aynı zamanda hız sabitini belirlemek mümkündür. Eğer elinizde yeterli derece veri varsa çoklu yaşam süresi metodunu kullanabilirsiniz. Buna göre T1, T3 bölü 4
terimini tanımlarsa ki bu A'nın konsantrasyonunun başlangıç konsantrasyonunun çeyreğine düşmesi için gereken süredir. Yani 4'te 3'ünün harcanması için gereken süredir. Bunu birinci derece hız denkleminde yerine koyarsak ln A bölü A0 eşittir. Eksik KT idi. Bu denklemden T3 bölü 4 eşittir. 2 çarpı ln 2 bölü K bulunur. Aynı işlemi ikinci derece tepkimeler için de yapabiliriz. Bu birinci derece tepkime içindi. Burada ikinci derece tepkimeler için T yerine T3 bölü 4, A yerine de 1 bölü 4 A0 koyarsak T3 bölü 4 eşittir 3 bölü A0 K olur. Bu da T1 bile 2 aynı formata sahip olmasına rağmen çarpanları farklıdır. Örneğin burada 2, burada da 3 katsayısı gelmiştir. Eğer elinizde T1 bölü 2 ve T3 bölü 2 değerleri varsa A0 değeri farklı olan birçok tepkime ile uğraşmak yerine sadece A0 alırsınız. Bu tepkenleri izleyerek bunların değişimine bakar ve bunların zamanını tutarsınız. Tepkenlerin yarısının harcandığı anı belirlersiniz. Daha sonra tepkenlerin 4'te 3'ünü harcandığı anı bulursunuz. Dolayısıyla bu iki süreyi birbirine oranlarsınız. T3 bölü 4 bölü T1 bölü 2 oranı birinci tepkime ise birinci derece tepkime için 2'ye, ikinci derece bir tepkime için de 3'e eşit olur. Dolayısıyla tek bir deney yapmak suretiyle reaksiyon derecesini bulmak mümkündür. Ancak hız sabitini çıkarmak mümkün değildir. Bir dakika. Eğer dereceyi biliyorsanız bu iki denklemde yerine koymak suretiyle K'yı bulabilirsiniz. Evet. Sonuçlara istatistik bir inceleme katmak istiyorsak farklı A0 değerlerinde çok sayıda çoklu yaşam süresi deneyi yapabiliriz. Bu basit olan işlemde ama çok sık olarak daha karmaşık yöntemleri kullanırız. Örneğin tek bir bileşene sel basma yöntemi uygularız. Eğer elinizde 5 farklı tepken varsa bunlardan 4'ünün miktarını çok yüksek, birini de çok ufak miktarlarda alırsak yüksek miktarlarda olan bu 4 tepken temel olarak işlem boyunca sabit kalır ve sadece bir tek tepkin inceliyor oluruz. Ve bu tepkin için olan derece bu yöntemlerle hesaplanabilir. Bu yöntemleri kullanarak hesaplanabilir. Bu tek tepken incelemesi ile ilgili bir sorunuz var mı? Evet, bu son derece basit. Şimdi daha karmaşık reaksiyonlara bakalım. Bunlardan birincisi biraz önce bahsettiğimiz sel basma yöntemidir. Buna geleceğiz. İncelemenin toplam iki yolu vardı. Diğer yol ise elimizde karmaşık bir reaksiyon var. Çok sayıda tepken var. A artı B artı C eşittir ürünler şeklinde. Tabi bunların başına stoikiyometrik katsayılar da olabilir. Bunu inceleme yollarından biri başlangıç hızı metodudur. Reaksiyon dereceleri ve hız sabitlerini bulmak isteyelim. Başlangıç hızı metodu. Eğer eksi dA bölü dt değerine bakarsak tepkenlerden birine göre reaksiyon hızı bunun t eşittir 0 anındaki değeri başlangıç konsantrasyonudur. Tam reaksiyonun başladığı anda her şey karışır karışmaz A'nın yok olma, B'nin yok olma ve C'nin yok olma hızlarına bakabiliriz. Gerçekte yaptığımız şey eksi delta bölü delta d T eşittir 0 değerine bakarsak
Rote ufak bir aralık olduğundan A değişimde pek fazla olmaz. Deneysel olarak yapılan iş bu. Bütün mesele şu rakamı bulmak. Buna başlangıç hızı diyeceğiz ve başlangıç hızı sıfır indise başlangıcı göstermek kaydıyla K çarpı A sıfır üssü alfa, B sıfır üssü beta, C sıfır üssü gama olur. İşte biz de bunu ölçeriz. Bu R sıfır değerini ölçünce aynı işlemi bu üç tepkimeden birinin derişimini değiştirmek suretiyle tekrarlarız. Örneğin A sıfır üssü değerini alarak yeni bir R sıfır üssü değeri buluruz. Sonra R sıfır bölü R sıfır üssü oranını alırız. R sıfır bölü R sıfır üssü eşittir K çarpı A sıfır alfa çarpı B sıfır beta çarpı C sıfır gama bölü K A sıfır üssü alfa B sıfır beta C sıfır gama. Buradaki K'lar birbirini götürür. B sıfırlar götürür. C sıfırlar götürür. Ve elimizde sadece A sıfır bölü A sıfır üssünün alfa katsayısı kalır. Bu oranı bulursanız alfayı çok kolay hesaplarsınız. Eğer A sıfır üssü eşittir 1 bölü 2 A sıfır şeklinde alırsak ve R sıfır bölü R sıfır üssünde 1 bulursak, yani A sıfır üssü eşittir 1 bölü 2 A sıfır ve R sıfır bölü R sıfır üssü de 1 bulursak, alfanın sıfıra eşit olduğunu görürsünüz. Eğer alfa eşittir sıfırsa bu sıfır, bu sıfırıncı derece bir tepkimedir. Eğer R sıfır bölü R sıfır üssünü 2 olarak buluyorsanız veya 1 bölü 2 olarak bulursanız, affedersiniz, kök 2 olarak bulursanız alfanın 1 bölü 2 olduğunu anlarsınız. Şu ana kadar 1 bölü 2. dereceden bir tepkime görmediniz ama göreceğiz. Bu dereceler karmaşık mekanizmalar olduğunu gösterir. Eğer bu ifadeyi veya bu oranı 2 olarak bulursanız bu durumda bu durumda alfa da 1'e eşit olur. Dolayısıyla bu yöntem dereceyi bulmak için kolay bir yoldur. Bundan sonra A sıfırı değiştirmek yerine onu sabit tutup B sıfırı değiştiririz. Tabi sel basma veya izole etme yoluyla diğerlerini sabit tutarak betayı buluruz ve bütün bunların sonunda da hız sabitini elde ederiz. Başka bir deyişle tüm dereceler ve R sıfırı bulursak hız sabitini rahatlıkla elde ederiz. Pekala, bu işi yapmanın bir yoluydu. İkinci yolu da daha önce belirttiğimiz gibi iki bileşenli ikinci derece tepkime denkleminin çözülmesidir. Bir bileşeni haricinde sistemde tüm bileşenler aşırı oranlarda alınır. Bu sel basma veya izolasyon olarak bilinir. Bunda kasıt bir tepkini izole edip izlemektir. Dolayısıyla bu son derece basit bir tepkim olur. Örneğin A sıfır değerini B sıfır ve tüm diğer bileşenlerin başlangıç değerlerinden çok daha küçük alırsak, sistemi bu bileşenlere boğarsak ya da başka bir deyişle A sıfırı izole ederse geçtir eksi dA bölü dt eşittir K çarpı A üssü alfa ve B yerine de bütün işlem boyunca da sabit kalabileceğinden B sıfır ve C sıfır değerlerini olduğu gibi alırsak bu etkin hız sabiti K sıfır K üssü çarpı A üssü alfa şekline dönüşür. Bu etkin veya yalancı birinci derece tepkimedir. Daha sonra bu metotları kullanmak yerine A'yı T'ye karşı grafiğe geçirmek suretiyle veya yarılanma süresine göre grafiğe geçirirsek alfa ve
kalp sütü değerlerini bulabiliriz. Aynı şekilde B0 ve T değerlerini değiştirirseniz de kalp sütü değerini bulabilirsiniz. Bu son derece basit, anlaşılabilir ama zahmetli de bir yöntemdir. Evet, bu konuyla ilgili bir sorunuz var mı? Lütfen eve gittiğinizde konuyla ilgili problem çözünüz. Sınavda da bu gibi bir sorunun çıkması mümkündür. Ve size gerekli veriler verilip sizden reaksiyon hız sabitinin bulunması istenebilir. Tamam mı? O zaman devam edelim. Şu ana kadar birinci ve ikinci derece basit tepkimeleri gördük. Burada verilen bilgilerden hız sabitlerini ve tepkime derecesini bulduktan sonraki işlem basamağı tepkime mekanizmasını belirlemektir. Burada mekanizma epey karmaşık olabilir. A artı B artı C eşittir D artı E şeklinde bir tepkime alalım. Mekanizma ise bu reaksiyonu basit temel basamaklara bölmektir. Peki, temel basamaktan kasıt nedir? Temel basamak tek bir reaksiyon için olan olayı gösterir. Buradan bu karmaşık reaksiyonun mekanizmasının iki basamaklı olduğunu düşünelim. Birinci basamakta bir atom veya bir molekül A'ya çarparak bir ara ürün olan F'yi versin. Daha sonra bir molekül B ile çarpışarak ara ürünü olan G artı D ürünü versin ve en son olarak DG ile C çarpışarak E ürününü oluştursun. Bu bir seri temel basamak ki her basamakta 2 veya 3 tane bileşen çarpışmaktadır. 3 pek yaygın olmasa da 2 bileşen çok yaygındır. Bunlar mekanizmanın basamaklarıdır. Bunlar temel basamakları olarak bilinir. Ayrıca molekülerite denilen bir kavram da türetebiliriz. Bu bir temel basamakta çarpışan türlerin sayısıdır. Örneğin birinci basamaktaki molekülerite 2'dir. Burada da iki molekül reaksiyona girmektedir. Eğer tek molekülün rol aldığı sıfırıncı dereceden temel basamak olsaydı molekülerite 1'e eşit olurdu. Eğer A artı A şeklinde iki aynı molekül birbiriyle çarpışsaydı molekülerite ile reaksiyon derecesi birbiriyle ilişkili olurdu. Eğer elinizde molekülaritesi 1 olan bir reaksiyon varsa bu birinci dereceden bir reaksiyondur. Burada tek bir tepkim vardır. Ve tüm reaksiyon onun üzerinden olur. Aynı radyoaktif bozulmada olduğu gibi. Evet, yani molekülerite 1 ise reaksiyon derecesi birinci derecedendir. İki molekül birbiriyle çarpışırsa bu bir ikinci dereceden reaksiyondur. Eğer 3 molekül aynı anda çarpışırsa bu üçüncü dereceden bir reaksiyondur. Bu konsantrasyona bağlıdır. Buna dönüşüm reaksiyonu denir. Bunlar çok çok nadirdir. 3 molekülün aynı anda çarpışmasını istatistik olarak artırmak için konsantrasyonlarını çok çok artırmak gerekir. Üçüncü molekülün çarpışma olasılığı son derece küçüktür. 3'ten fazla molekülün çarpışması ise mümkün değildir. Dolayısıyla bu bizim seçeneklerimizi sınırlamaktadır ki bu da bizim için iyidir. Evet. Mekanizma için söyleyeceğimiz şey bu kadar. Bundan sonra yapacağımız şey basit mekanizmalardan başlayıp daha karmaşık mekanizmaları incelemektir. Mekanizmalarla ilgili bir sorunuz var mı? Evet, burada yaptığımız şey bir çerçeve oluşturmaktır. Bu şekilde daha karmaşık zincir reaksiyonları, patlama reaksiyonları, enzimatik reaksiyonlara belli bir yaklaşım yaparak çözüm üretebiliriz. Şimdi şunu tekrar indirelim. Pekala. Pekala. İlk mekanizma örneğimize bakalım. Biraz daha karmaşık bir reaksiyon bu mekanizmayı kullanmak suretiyle entegre hız denklemini çıkarmaya çalışalım. Bakalım bu nasıl bir şey çıkacak. Yapacağımız
İlk örnek paralel reaksiyon olup basit bir reaksiyondur. Burada bir tane tepkenimiz var. Reaksiyonu istediğiniz şekilde seçebilirsiniz. Örneğin radyoaktif bozulmayı seçebilirsiniz. Bir atom iki farklı şekilde bozunuyor olsun. Örneğin A hem B'ye hem de C'ye bozunuyor olsun. Bunların hız sabitleri K1 ve K2 olsun. Dolayısıyla reaksiyonu bu şekilde yazabilirsiniz ya da bunu A eşittir B artı C şeklinde yazabilirsiniz. Mekanizma bu şekilde olur. A B'ye gider ve A C'ye gider. Her temel basamak, bu ise karmaşık reaksiyon, her temel basamak unimolekülerdir ve birinci derece bir işlemdir. Bu tip örneklerde ilk yapmanız gereken şey hız denklemini yazmaktır. A'nın oluşma veya yok olma hızı eksi dA bölü dt için iki tane yol vardır. Ya B'ye dönüşür ki bunun hızı K1 çarpı A'nın konsantrasyonuna bağlıdır veya C'ye dönüşür. Bunun da hızı K2 çarpı A'nın konsantrasyonuna bağlıdır. Dolayısıyla A'nın tüm yok olma reaksiyonları için hız denklemleri yazılmalıdır. Burada iki tane yol vardır. Bunu çözmek için son derece basit bir şekilde K1 artı K2 çarpı A yazarız. Dolayısıyla eksi dA bölü dt bir sabit çarpım A olur ki bu birinci dereceden reaksiyondur. Direkt olarak cevabı yazabiliriz. Parantezdeki terimi K üssü olarak alırsak A T'dir. A 0, E üssü K1 artı K2 çarpı T şeklinde oldu. Biz birinci derece tepkimelerde sel basma vesaire yöntemler biliyoruz. Buradaki hız sabiti bu iki reaksiyonun hız sabitlerinin toplamıdır. Bu tepkenler için ürünlerin zaman ile değişimi ve aralarındaki ilişkiler de epey ilginçtir. Buna da kısaca değinelim. İşler karmaşık bir hale geldiğinde yaklaşımlar yaparız ama burada her şeyi olduğu gibi alabiliriz. Şimdi de ürünler için olan hız denklemini yazalım. dB bölü dt eşittir k1 çarpı a. dc bölü dt eşittir k2 çarpı a. B'nin oluşması a'ya doğrusal olarak bağlı ve C'nin oluşması da A'ya doğrusal olarak bağlıdır. Çünkü bunların her ikisi de birinci derece işlemlerdir. Bunların integralini alırsak sıfırdan B'ye kadar DB eşittir. Sıfırdan T'ye kadar integral eşittir A çarpı DT. Tabii ki başında K1 var. Burada A'nın zamanla değişimini koyarsak ve integralini alırsak bu bir üstel terim olduğundan İntegralini almak öyle zor bir şey değil. B'yi zamanın fonksiyonu olarak buluruz. Buna göre B eşittir K1 çarpı A0 bölü K1 artı K2 çarpı 1 eksi E üssü eksi K1 artı K2 çarpı T. Buradaki matematik biraz karmaşık hale gelse de olay gayet açıktır. Sıra C'ye gelince bunda bir sorun yoktur. C ile B'nin arasındaki yegane fark K1 yerine K2 yazılmasıdır. Dolayısıyla C eşittir K2 çarpı A0 bölü K1 artı K2 çarpı parantez içinde tabii 1 eksi E üssü eksi K1 artı K2 çarpı T olur. Bunlar B ile C için olan ifadeler. Burada bulduğumuz ayrıca B'nin C'ye oranının sabit çıkmasıdır. B'yi C'ye böldüğümüz zaman K1 ve K2 dışındaki her şey birbirini götürür. Buradaki ifade K1 bölü K2 çıkar. Ki buna da dallanma oranı denir. Dallanma oranı. Buna dallanma oranı denmesinin sebebi ise reaksiyonun
iki dala ayrılmasıdır. Bu oran size hangisinin oluşma olasılığının daha fazla olduğunu gösterir. Eğer K1, K2'den çok büyükse buradaki birim saniye üzeri eksi 1'dir. Dolayısıyla K1 büyükse reaksiyon daha ziyade A'dan B'ye doğrudur. Çok az bir miktar C oluşur. B bölü C oranında daima sabit olduğundan grafiğe geçirirsek A bu şekilde. Üstel olarak azalacaktır. X ekseni T, Y ekseninde konsantrasyon. Bu A'nın T'nin fonksiyonu olarak değişimi. Bu zaten yukarıdaki üstel değişim denkleminden de gözükmektedir. B ve C ise zaman ile artacaktır. Tabii bu üstel formata göre, B bu denkleme göre, C ise bu denkleme göre değişir. Her ikisi de sıfırdan başlayacaktır. B değeri K1 çarpı A0 bölü. K1 artı K2 değerine yükselecektir. C değeri ise K2 çarpı A0 bölü K1 artı K2 değerine yükselecektir. Aradaki bu iki çizginin her noktadaki oranı K1 bölü K2 olacaktır. Size sorulacak basit bir soru şöyle olabilir. K1 eşittir 1 bölü 10 çarpı K2 olsun. Hangisini beklersiniz? Birinci şekilde A bu şekilde, B ve C ise bu şekilde ise ikinci şekilde ise A bu şekilde ve B ile C ise şu şekilde olsun. Veya en son seçeneği de şuraya çizeyim. Evet. Biraz yer sıkışıklığı var. Evet, bu da en son seçenek. Buna 1, buna 2, buna da 3 seçeneği diyelim. Evet, K1 değeri K2 değerinin 1 bölü 10'u olduğundan bu size dallanma oranını vermektedir. Mesela 1'in mi doğru olduğunu düşünüyorsunuz? Kaç kişi bunun doğru olduğunu düşünüyor? İkincisi için kaç kişi? Peki üçüncü için kaç kişi doğru olduğunu düşünüyor? Dallanma oranı 1 bölü 10 olduğuna göre bu çizim en doğrusudur. Buradaki oran yaklaşık 10 kat gibi görünüyor. Beklenen oran da zaten budur. K1 değeri K2'den daha düşüktür. Neyse, yani üçüncü şekil doğru. Daha karmaşık işlemler için de benzer sorular çıkabilir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir sorunuz var mı? Gelecek hafta paralel ikinci işlemleri bitireceğiz. Umarım kompleks reaksiyon ve kompleks mekanizmaları geçeceğiz. Daha sonra patlama reaksiyonları gibi daha karmaşık reaksiyonları inceleyeceğiz.